Herkese merhabalar, Nefis Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir tavuklu lavaş tarifi paylaşacağım. Hiç krema kullanmadan kremalı kıvamında nefis bir tavuk tarifi. Dilerseniz hemen başlayalım. Öncelikle yaklaşık 500 gram kemiksiz tavuk pirzolayı küp küp doğrayalım. Bu aşamada keskin bir mutfak bıçağı kullanmanız hem işinizi kolaylaştıracak hem de hızlandıracaktır. Dilerseniz bu tarifte göğüs eti de kullanabilirsiniz ama tavuk pirzola çok daha lezzetli olacaktır. Ardından uygun bir tavaya 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ alalım. Üzerine doğradığımız tavukları ilave ederek kavurmaya başlayalım. Tavuklarımız pişerken diğer yandan sebzelerimizi hazırlayabiliriz. Bunun için ilk olarak 1 adet kuru soğanı düz bir sebze bıçağı yardımıyla yemeklik doğrayalım. Soğanı ince ince doğradıktan sonra içini temizlediğimiz 1 adet kırmızı ve 1 adet yeşil biberi de küçük küçük doğrayarak kenara alalım. Son olarak 2 diş sarımsağın da kabuklarını soyarak ince ince doğrayalım. Sebzelerimiz hazır. Rengi dönen tavukların üzerine doğradığımız soğanı, yeşil biberi, kırmızı biberi ve sarımsakları ekleyerek güzelce karıştıralım. Tavuk ve sebzeler sotelenirken sosu için 2 çay bardağı sütün içerisine 1 yemek kaşığı nişasta ekleyerek karıştıralım. Ardından yeterince kavrulan tavukların üzerine sütü ilave ederek kaynamaya bırakalım. Son olarak 1 çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı zerdeçal, 1 tatlı kaşığı köri ve 1 tatlı kaşığı tuzu ilave ederek karıştıralım. Krema kıvamını alan iç harcımız hazır. Şimdi lavaş ekmeklerinden yuvarlak daireler çıkartalım. Düzgün bir şekilde lavaşları kesebilmek için yuvarlak bir kalıptan yardım alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi sivri ve düz uçlu bir bıçak kullanarak lavaştan çok rahat bir şekilde parçalar kesebilirsiniz. Kestiğimiz lavaşların içerisine iç harcımızdan yerleştirip katlayalım ve fırın tepsisine alalım. Bu aşamada lavaşların içerisini çok fazla doldurmamaya dikkat edelim. Tepsi tamamen doluncaya kadar tüm lavaşları bu şekilde hazırlayarak tepsiye dizmeye devam edelim. Küçük bir not, lavaşların açılıp dağılmamaları için tepsiye sıkışık bir şekilde dizmeye gayret edelim. Tüm lavaşları dizdikten sonra üzerlerine rendelenmiş kaşar peyniri serpelim. Önceden ısıttığımız 190 derece fırında yaklaşık 15 dakika üzerleri kızarıncaya kadar pişirelim. Peynirleri eriyip kızaran tavuklu lavaşlarımız servise hazır. Üzerlerini istediğiniz şekilde süsleyerek servis edebilirsiniz. İştah kabartan görüntüsü ve mis gibi kokusuyla gerçekten hayır diyemeyeceğiniz bir yemek. Büyük küçük herkesin çok beğeneceğini düşündüğüm bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Özellikle sizlere tavuklu iç harcının kıvamını yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi hiç krema kullanmadan kremsi dokusuyla nefis bir tavuk hazırlamış olduk. Bu yöntemi diğer tüm kremalı tavuk tariflerinizde de kullanabilirsiniz. Deneyenlerden özellikle yorumlarını bekliyorum. Videoyu vakit ayırıp sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler.